Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Şimdi yeni bir işaretçimiz var. Göndermiş olduğunuz bir işaret sistemi. Daha doğrusu burada ne var? Bir şey var mı diyen bir arkadaşımız var. Biz de cevap verelim. Burada bir şey var mı diyelim. Çünkü giriş gösteremediğimizden ama girişlerin nerelerde olabileceği ile alakalı videolarım var, işaretçileri var. Burada biraz taşın altına elimizi sokalım değil mi? Anlatalım. Çünkü burayı açamayacaksınız. Zor bir yer. Görüyorsunuz bu işareti. Anlatmıştık. Evet, burada bir adamımız var. Bakın, sivri çeneli bir adamımız var. Çok bariz bir şekilde yapılmış. Burada bir kopuk baş parmağımız var. Küçük olarak yapılmış. Çeneyi görüyorsunuz. Çene ve burun ve iki tane göz. Bu adam aşağı bakıyor. Bakalım mı nereye gidiyormuş bu bize? Niye aşağı bakıyormuş? Burada ne var? Hep beraber bakalım değil mi? Hadi gönderdiği yere gidelim arkadaşlar. Bu adamın hadi bizi gönderdiği yere gidelim. Gönderdiği yerde. Bakın burada bir işaretçi var. Burada da bir göz var ama ben bu ters durduğu için göremiyorum. Bakın burada da bir tane adam var. Gördünüz mü? Çenesine kadar yapmış. Bakın alnı burnu çenesi gökyüzüne bakıyor. Gök doğan ölmüş bu adam. Onu söylüyor bana. Nereden geldim ben oraya? Şu vatandaş sivri çeneli vatandaştan geldim aşağı bakan Nereye getirdi beni? Bak sivri çeneli, sivri çeneli üçgen yapmış bir de. Burnuyla beraber gökyüzüne 5-6 kişinin kaldıracağı bir kaya bu. Yani öyle küçük değil. Bu çakıl da ne hikmetse, ne hikmetse Buraya çakıl yıma dizilmiş yani. Bakın hiçbir yerde adam akıllı yok ama burada yıma var. Ve burada bu adamın bu adamın olduğu yerde kare bir taş. Bu kare taş da Hun İmparatorluklarının mezarlarının üzerine de konuyordu değil mi? Hani bazı mezarların üzerinde de vardı değil mi? Bizim göstergelerimiz vardı yani. Neydi bu olduğu yerlerde ne oluyordu? Girişler oluyordu değil mi arkadaşlar? Ne hikmetse Bizans dönemi, Roma döneminde çakıl yığmalar Ondan sonra taş kırma tümülüsler. Taş kırma tümülüsler dediğim böyle böylelerdir. Koca devasa 13-15 metrelik tümülüslerdir. Hepsi böyledir. Ama toprak değildir. Çakılın büyüğü düşünün. Çok çok büyük. Tabi bakın burada da yapılmış. Bak o adam da buraya bakıyor. Bu adam da gökyüzüne bakıyor. Yapılmış buraya kaya olarak konmuş. E şimdi bu şelalenin debisi çok böyle vuran, kıran, parçalayan bir su şelale veya ça çağlak değil. Kışın da gelsen böyledir. Yazın da gelsen yani biraz daha gürlektir kışın. Ama bu bak bu formu bozmamış. Yani bozmadan bak gösteriyor çünkü adam bakıyor buraya sivri çeneli adam. Sivri çeneli adam ve burada. Ve burada da bir tane giriş işareti var. Ne hikmetse burada da kare taşımız var. Yani ben bunları son noktalarda anlata anlata da artık burada anlatayım dedim ne yapayım. Arkadaşlar bilgi pro programları yapmış olduğumuz bilgi programlarıdır. Bilgi de öğrenmek de filozofumuzun dediği gibi ağacın köküne benzer öğrenmek. Acıdır, sıkıcıdır, ilaç gibidir. Ama ilk evvel seni mutsuz eder. Acı verir, sıkıntı verir. Sonra ağacın öğrendikten sonra meyvesi gibidir. Öğrendikten sonra meyvesi gibidir, seni mutlu eder. Ve daima mutlu eder arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi çevirelim. Bunda başka şeyler var. dağısı da var bunun. Ne bileyim işte. Ne bileyim. Söyleniyorum, duruyorum. Ben. Kendim konuşuyorum, kendim dinliyorum. Bakın. Burada bir tane domuz yapmış. Ağzında da bizim hazineye giden tünel yapmış. Bir, iki, üç tane murcizi yapmış. Gözü burada. Domuzu da burada yapmış. Bak burada. Neydi bu? Ben bunu anlattım. Girişler, girişe atardı bize. Hazineye giden tünel de hani bunun bir ismi vardı. Bak burada da bir horosan çalışması, düzlem var yani. Hani bu kasacı arkadaşlarımız var ya bizim. Sağ solu kıran, dağıtan. Bak burada adamı da gökyüzüne. Göze bakar mısınız ya? Bak adamın gözü, alnı, burnu, ağzı, sakalı bile üçgen. Yani bitirmiş işi burada. Hani kimse bana diyemez bu taşlar işte oradan yuvarlandı, buradan yuvarlandı. Yani onu diyen adamın başına bir yerlerde taş yuvarlanmıştır bana göre. Şunları inkar eden adam, şu adamı inkar eden ve bu adama beni getiren şu aynı sivri çeneli adamı inkar eden adam işte o zaman o, orada kaygı yaşarım. O şahsın başına taş düşmüştür. Bunları görmüyoruz. Yani buradaki L'yi görmüyorsa bu giden tüneldi ya da mezara giden tüneldi. Domuz neydi? Askerler de genelde karşımıza bakın. Sivri çeneli. Bir tane daha göstereyim. Birinci adam, ikinci adam. Şöyle göstereyim yahu. Yukarı bakın. Buruna bakın, ağza bakın. Ve çakıl yığma var burada. Bakın çakıl yığma var arkadaşlar. Ve benden dinlemeyin. buna herkes biliyor. Hangi defineciye çakıl yığma taş yığma yazın ben söylemeyeyim. Oradan bakın da ben sorumluluktan kurtulmuş olurum. Onlar anlatsın oradan dinleyin. Onlar biliyor o kadarını. Bakın gördünüz mü? Yani burada bir şey söyleyemiyorum ben. Bitirmiş işi çünkü. Bak domuz da burada ağzında giriş var. Bak burada mağara işareti var. Yapmış mı mağara işareti yani bir yerden girişi var bunun acaba nereden değil mi? Çok zor olmalı gerek. Şimdi aynı işaret sisteminin ben bunun şunu çizeyim de Budur yani. Hep beraber bakalım. Kaygı ve düşünceleri ortadan, ortadan kaldıralım. Koca devasa bir kayaç, çekiç işaretine bakın. Yani göze sokmuş bu adam bunu. Koca çekiç yapmış bakın. Yani göze sokmuş. Ben bu çekiçi şimdi yine göstereceğim. Aynı haritayı tekrarlayacağız. Ama bunu saklamış. Bunu saklamış. Şimdi o kadar akıl etmiş çünkü akıllı adam. Şunu görelim başta da X işareti dikkat dikkat paraya doğru gidiyorsun dikkat burada bir işaret iyi dinleyin beni bakın burada bir işaret var dikkat et kaçırma onu o seni paraya götürecek girişe götürecek diyen X işareti aynı yer burası geri gidiyorum görüyor musun aynı sivri çeneli adamı nasıl yapmış siyah yapmış. Çağlayan'ın arkasında yapmış. Hani eşkıya Volçan'ımız diyor ya biz diyor bir yerden lefter de söylüyor gerçi. Biz bir yerden geçeriz böyle su akar. E, geçerken diyor tek omuzun ıslanır diyor sudan ama tek omuzunla e, omuzun da duvara dayanırsın. Onun arkasında da bir duvar kırmışlar bunlar. Oraya da giriş yapmışlar. Tamam mı? orası da tam bu amcamızın bu işaretteki sivri çeneli amcamızın anlattığı gibi bir işaret. içeri gireriz diyor. Bizans işi diyor. Al işte aynısı burada var. Bizans çakıl ama Burada amcamız gördüğünüz gibi. Bakın gözlerini ben uzaktan yapayım da siz de görün arkadaşlar. Hep beraber görelim. Hep beraber görelim arkadaşlar. Saat bu arada gece üç buçuk. Gece üç buçuk bizim orozlar ötüyor. Yine dondu kaldı. Evet. Bir göz buraya yapmış. Bir gözle buraya yapmış kafaya siyah bakın aynı o adamı betimlemiş gördünüz mü çeneyle beraber ağzını da burada boşluk yapmış yapmış mı yapmış yapmış arkadaşlar yapmış İşte burada çok dikkat etmenizi yani bizi izleyen kardeşlerimiz bir çekiç vardı orada bakın gördünüz mü ortada bir çekiç var bak çekiç yapmış diyor ki burada kır kır diyor ve gir diyor kır ve gir diyor. Acaba nereden gireceğiz burada değil mi? Yani şuradan mı gireceğiz acaba? Nereden gireceğiz? İşte bu çekiş, çekiş bize ya da baktığı yönüne bize ya da şurada bize kaldırmak yöntemiyle bak burada bak ne var burada? Bizans'ta bu neydi? Neydi arkadaşlar? Videolarda var arkadaşlar izleyin. Ben burada anlatmayacağım kusura bakmayın. O kadar video yapıyoruz. Silerim. Biz izleyenler bilir de. Bak. Burası önemli diyor. Yani burada diyor ben diyor bak burada bir işaret var. Bizansçıydı bu. Bak ben diyor burada çok önemliyim diyor. Geri gelelim bak adamın göz ve ağzına bakar mıyız? Yapmış. Yani şimdi çok da uzatmanın anlamı yok. Ben çekici de burada yakaladım. Gizli yapılmış çekici. Gördünüz mü? Arkadaşlar şimdi bazı bilgileri ben vermiyorum. Ben size öyle örnekler veririm ki bazı şeyler ortaya çıkar. Anlatmıyorum. Yani bazı şeyleri söylemiyorum. Dikkatinizi çekerim. Şimdi geçenlerde ve her zaman size şunu söylüyorum. Dedim ki bakın Diyarbakır bölgesinde arkadaşlar kapatılmış bizim beton dökülmüş petrol kuyularımız var. Yakında açılırlar dedim. Allah aşkına 20 gün veya bir ay geçmeden devlet açıklama yaptı. Diyarbakır'da beton dökülmüş kuyuları açmaya başladık dedi. Sonrasında, sonrasında daha versin. Hatta bu olayı biz bir buçuk bir, bir, ay evvel söyledik size. Ondan daha evvel, bakın üstüne basa basa Maraş bölgesi ve Maraş bölgesi dedim. Ermeniler dedim, Trabzon bölgesi daha çıkmadı. O da Allah'ın izniyle çıkacak. Trabzon bölgesi, değerli taşlar dedik. Afyon bölgesi, Sivrihisar bölgesi, çıkarılan elmaslar dedik ya yerden toplanıyor dedik. Vanproitler dedik. E bir de nereye söyledik? Doğu Anadolu dedik. Bundan dört buçuk ay, beş ay evvel söyledik. Bakın işte buyurun. Ne kadarlık altınlar çıkmış? 10 katrilyon mu? Bir milyar dolar mı? Yirmi ton mu? Çıktı ve açıklama yapmadılar mı? Anlatmadık mı? Söylemedik mi? Söyledik değil mi arkadaşlar? Devam edelim. Şöyle Allah'ın izniyle inşallah. Evet. Şimdi aynı yerdeki bize kimle alakalı ve nasıl olduğuyla alakalı bilgi veren bir işaret sistemi karşımızda var. Burada şimdi kısa gezelim. Ben olayın aslında orada gizli saklanmış olan o çarlağın arkasında yani şelalenin çağlayanın arkasındaki şahsı gösterdim. Bu şahsın asker olduğunu ben biliyorum. Nereden biliyorum? Biliyorum çünkü arkadaşlar. Buradan biliyorum. Hemen size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bu botumuz, ayağımız gördünüz. Hemen bunu da çizeyim hızlı hızlı. Şu hemen de bunu da çizeyim arkadaşlar. Bak burada bir sivri yapmış. Bak. Bu ayak ayak botudur arkadaşlar. Ayağın tabanı bu. Bu ayağın tabanı. Bu ayağın tabanı arkadaşlar. Bu da neydi bizim? Hani bir tane V'miz vardı. Üçgen gibiydi. Tavuğun hani şeyine benzetirdik. Değil mi arkadaşlar? Bu tavuğun şeyine benzettiğimiz şeyde de bir şey daha göstereyim. Madem başladık hani tavuğun şeyine benzetir ve giriş derdim ya ben. Haydi bakın ne oldu yahu? Ne çıktı acaba burada değil mi arkadaşlar? Bak tavuğun şeyine benzettiğimiz şöyle. Ben nereden biliyorum? Kendime ait bir çözümlemedir. Arkadaşlar bu işareti ben nasıl anlattım? Kuluçkaya yatmış bir tavuk işareti yapmışlar. Af buyurun. Poposunu dışarıda bırakmışlardı. Aynı bunun gibi görseli. Aynı bunun gibi. Oradan yakaladım. Ve bunu arkeolojik bir çalışmada da gösterdim. Hayvan e, göstermişlerdi. Altını Mardin'de kazmışlardı. Kişiler yakalanmıştı. Altta oda vardı arkadaşlar. Açılmış örnekle de size gösterdim. Burada bakın. Tavuğumuzu da yapmış. Kuşu da yapmış. Yapmış mı? Yapmış. Yani bu direkt olarak bunun altındaydı orada. Orada onun altındaydı o kadar söylüyorum. Bakın burada da bu var. Var mı var? Yapmış mı yapmış? Tavuk da burada mı? Burada. Tavuğun altındaki de asker botu değil mi? Bak bu da asker botu bak şu. Bunu başka renklerle çizerek göstereyim de. Yani bilgi ağacın köküne benzer. Öğrenmek acıdır. Ama sonuçları tatlıdır arkadaşlar tatlıdır. Yani biz her kimseyi tutup elinden de gel arkadaş işte sen şöylesin gel seni götüreyim de papaz yine bul demem. Biz kendimiz de gidip de bu işleri yapmayız. İzin alırız yaparız ayrı mesele. Yani mezarlara izin vermiyorlar verseler e çok da işareti gelmiyor Allah için. Gün gelir belki fişler olursa Allah'ın izniyle. Gösteriyor işte daha ne yapsın yani. Bunu bir de çevireyim göstereyim Biz size. Hep beraber bakalım. Biz döndük. Bakın işte gözüne de kadar yapmış. Yani bu işaretin diğer tarafı bu. Yani bu işaretin artık yapacak bir şey kalmamış. Ama bunun ölçüsünü yakalamak gerekiyor. Gördünüz mü? Yani açıları çok önemli. Gördük mü arkadaşlar? Göz. Gaga çevirdik etrafını. Bu da asker çarığı. Parmağı da bu tarafa gösteriyor. Ne hikmetse. Evet. Gördünüz ve gördük. Gördük arkadaşlar. Burada da şahsı yapmış zaten. Görüyorsunuz. Resmini burada betimlemiş. Civcivini burada yapmış. Bunların hepsi elle yapılmış. Burada bir tünel sistemi var. Giriyorsunuz. Burası haritadır. Daha demin gösterdiği yerde bunlarla alakalı olgular vardır. Girilir giridir arkadaşlar. Bu da boş değil de. şimdi bazı şeyleri de söyleyemiyorum. Nasıl söyleyeyim ben? Nasıl söyleyeyim ki? Nasıl söyleyelim arkadaşlar? Nasıl söyleyelim? Söyleyemiyoruz ki. Asker botunu tekrar ayağı burada da yapmış. Bir kişinin mezarı yok burada. Burası da ayrı bir yer galiba. Burası da ayrı bir yer. Burada da bir mezar var. Buyurun. Bir ayak daha yap. Şu anda çizeyim hızlı hızlı şunu geçeyim. Ayıp olmasın gönderiliyor. Bu da ayrı işaretçi galiba. Burada da asker var arkadaşlar. Burada da asker var. Buyurun. Gördünüz mü? Burada da. işte bunları takip ediyorsunuz. Bir yerlerden. işte şuradan mı girersiniz artık? Hani bu burada bellidir zaten. Hani ne bileyim artık arkadaşlar. Şuradan mı girersiniz? Artık kapama belli eder kendini. Başka teknikler var. Bak burada dikdörtgen var. Bak burada surat mı yapmış? Karşıdan mı girersiniz? Biz bunları hep anlatıyoruz. Tabii giremezsiniz. Yasak. TCK'ya göre kesinlikle yasak. Şimdi bu da mezar. Anlatmanın pek bir anlamı yok. Hızlı hızlı geçiyorum. Şuraya bakalım. Şimdi anlattığımız işaretçisinin aynısı zaten. Şurada bir tane var. onla bitirelim. Kısa kısa yapalım artık. Ha buna geleyim. Arkadaşlar bunu da anlattım. Bakın. Ben bunu anlattım size. Hiçbir şeye bakmama gerek yok. Hiçbir şeye bakmama gerek yok. Sadece bakılacaksa şunun içine. Bak burada bir inceden çizeyim. Bak balığını yapmış mı? Yapmış. Yuvarlak da yapmış mı? Kutsal form. Üçgen kare, dikdörtgen yuvarlak. Bunları yapar mı? Yapar. Burada da bu T'lerin ler, bazen tam göbeğinden bir kırılma ve girilme işlemi vardı. Hatırladınız mı? Mezara girilmişti. Bak burası Horasan'dı. Horasan'dı. Bu, bu da devasa büyüktü. Örneği ve arkeolojik çalışmasıyla beraber göstermiştim ben. Girilmişti. Bak burada balığımız da var. Gözü de burada. Hızlı hızlı çizelim şunu iki dakikada da. Bu da donuyor. Üç saate çizmiyor ki. Hayret. Şaşırttın beni yani. Nasıl olduysa. İşte hep aksi gidecek hali yok tabi değil mi? Evet burada balığımız var. Burada da bir göz var. Zannımca bir bayan. Yani %90'lar diyeyim. Kutsal form yapılmış. Başka bak burası Horasan'a benziyor zaten. Belki hediyesi varsa. Hediyesi oradadır. Ama bunun altında oluyordu arkadaşlar. Şöyle kutu gibi bir yerden giriliyordu. Hiç anlamazsınız. Hiç anlamazsınız giriş nasıl olur. Hiç hem de. Öyle örnekler var ki elimle kaya zannedersiniz ama 10 santimlik 10 santimlik bir duvar vardır. Kırılır ve girilir. Bundan uzak olmaz. Bu mihrap gibidir. E, bu niş sistemi gibidir arkadaşlar. Balık da burada zaten. Ve bunun yuvarlak formu yani buralarda bir yerde direkt e, şurası taşın bittiği yerdir. Toprak zemindir. Yuvarlak şeklinde girişi de olabilir. Onu da simi olabilir. Küçücükleri. Bu gölgelere girmiyorum arkadaşlar. Onlar artık ben size devrettim. şöyle göstereyim. Yani şunu da görmezden gelmiyorum da işte anlatamıyorum. İşte hepsini nasıl anlatayım? Değil mi? Şöyle bir de çevirelim. Evet. Tam düşündüğüm gibi. Evet. Evet. Bir de buna gelelim. Çok uzatmaya gerek yok. Bunu ben kısa geçeceğim. Bu kadar taşlık alanda bunun girişini bulmak kolay değildir. Nasıl buluruz? Bak bununla şu işaret şu karşılıklı. Yani biraz evvel gösterdiğim işaret benim arka tarafımda kaldı. Yani benim şu an ben bunu görüyorum ya bununla o kaplumbağa birbirine bakıyor. Peki jeoloji dersimiz bu ne? Gördünüz mü? Burada bir çökme var arkadaşlar. Bakın kaplumbağayla, kaplumbağayla karşı tarafında işaretçilerin karşısında bir tane işaret varsa bunu unutmayın. Bunların merkez ortası çok önemlidir. Şimdi bir elde var bir önemlidir dedim ya. Bu da bunun kanıtıdır. Bakın çökmeye bakın. Bakın toprak çökmesine bakın şu toprağa. Şuralara bakın. Bakın buradaki kalp şeklinde bir çökme var. Yuvarlak bir çökme var arkadaşlar. Yani bu toprak çökmüş burada yani ba bariz belli. Yani burayı açmışlar. Açıldıktan sonra doldurulmuş. Ne hikmetse bakın bir kare taş daha var burada. Ne hikmetse? Yani bu kareye benzer kare dikdörtgen bir taş var burada. Ve Kaplumbağanın işaret çözümlemelerinden bir tanesi de gözünün olduğu taraftaki baktığı yerdir. Bu kaplumbağanın baktığı istikamet eşidi ben göstereceğim. Bakın, gayet üzerinde de işaretler var. Gördünüz mü? Bakın, kanal istikameti getirmiş. Bizi buraya gösteriyor. Bak, kanal istikametli oyma var burada. Ayak var bir tane. Buradan da şu, bu, tarafa yol, yön vermiş. Geldiğimizde burada da bir kayaç var ve orta taraf tamamen çökmüş. Çökmüş, yani. çökmüş arkadaşlar. Buyurun yani şuraya bakın. Çökmüş yani. Yani sanki burayı doldurmuşlar da sonra da burası çökmüş. Çökmüş zaten. Evet. O kaplumbağa ile o ikili murç istikameti birbirine bakıyordu zaten. Bu öyleymiş. Arkadaş şöyle söyledi bana. Bak gözünün olduğu yerde de ikisi yapmış. Çok güzel. Yani aradığın şey burada diyor. Ben de diyor. Bu tarafta diyor. E o ikili murç izi de bu tarafta. Arkada kaldı. Yani o tarafa bakıyor. Şimdi eğim şöyle geldiğinizde emin olun. Şunun gözü de, şunun gözü de o çökmenin olduğu yere gidecektir. Eğer düşündüğüm gibiyse. Bakın ya da ya da arkadaşlar gördüğünüz gibi yani şu x işaretinden baktığınızda arka tarafa x yapmış yani gözünde x artı artı diyeceğiz ama x bu. X işareti yapılmış. Yapılmış, bitirmiş. bak. Aradığımız yer bu tarafta. Yani dikkat et. Burada bir işaret olacak. O da direkt girişe bakıyor. Ama senin aradığın yer bakın mail vermiş. Toprağa bakıyor bu. Toprağa bakar. Senin aradığın yer biraz da yokuşta ya. Yani şöyle mantıkla devam ettiğimizde zaten fizibilitesini çıkarırız olayın. Diya yapmış buraya. Bu küçük kaplumbağalarda da kadın figürleriyle, mezarlarıyla karşılaşıyorduk. Yani ben bunun içine girsem çıksam bu işaretin içine girip çıksam inanın bir tane kadın figürü bir resmi burada göreceğime inanıyorum ben. Şahsım adına söylüyorum. Çünkü devasa olmayan Küçük yapılmış böyle işaretlerde kadın mezarlarıyla karşılaşıyorduk. Çok oynatıyorum kusura bakmayın. Şöyle tutayım biraz da bakayım. Buralarda bir yerde kadın bulmam gerekiyor. Bunların hepsi birer figür de. Bazen burada göremiyorum. Oynarken görüyorum. Hmm. Neyse onda geçelim. Çok güzel. Evet. Şurası resmen çökmüş. Yapmışlar yani belli. Ama yani doğa işte. Bu kare taş şimdi. Biraz evvelki derede göstermiş olduğum kare taş. Hani o adam vardı ya. Bak burada da var. Evet devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bu ablamıza gelelim. Ben şimdi işte ona kızıyorum. Bakın ben bu şahıslara, ablaya dedim ki o gün yani anlattım videoyu izlemezler. İzlememiş. Yaptım mı bunu söyledim. İzlememiş. Ne yapayım? Sonra bana yorum yazmış orada. E şimdi biz video yayınlıyoruz. Yapmış olduğunuz, göndermiş olduğunuz resimleri, videoları takip etmezseniz biz mi şey yapalım arkadaşlar? Yani Kuluçka'ya oturmuş yine güvercini var burada gagasıyla. Toprak altından çıkmış. Yani ne diyeyim şunu tam göremedim ben. Ama şöyle yapayım. Güvercin yani Kuluçka'ya yatmış. Toprağın altından çıkmış. Daha ne, ne, diyeyim şimdi? Toprağın altından bizi nereye gönderir? Petrol, petrol boru attırdığına göndermez. Değil mi? Göndermez. Göndereceği yer nedir bakın? Göğsünde bir murç var. Gözü gagası. Gagası gözü. Gurka yapmış güvercin. Bu da yani çevirdiğimde yani iyi bir resim çekildiğinde bu bana ne anlat? Anlatır anlatacağım da gerek yok artık. Yani toplan yarım metre altında çıkmış. Rastgele çıkmış. Ne yaptı? Süs için mi koydu acaba toprak altına? Merak etmeye başladım. Evet bir tane daha hızlı anlatalım. Anlatalım değil mi? Anlatalım arkadaşlar. background'umuzu bozuyorlar işte böyle. Evet. Nedir burada? Bir tane yüzümüz var. Gözler burada. Burada bir tane mavi olarak yüz yapılmış. Şimdi bu işaret midir? Yani programın adını öyle koyacağız. Bu işaret midir? Şimdi arkadaşlar yüzümüz burada mı? Burada. Evet. Şimdi şöyle gelelim. Hızlı hızlı. Bakın şurada bir tuhaflık var. Gördünüz mü? Bak burada iskeleti yapmış. Burada kadın kalbi yapmış. Bu kalp yani giriş işareti değil. Burada bir kadın mezarı var. Bak burada da iskelet var. Arkadaşlar. Yapmış. Şuradaki adamın yüzü. Şuradaki iskelet. Buradaki kalp. Buradaki kalp. Artık burada bir yere gireceksin der. Artık burada bir yere gireceksin der. Şimdi şuradaki balta işaretiyle ben ya da ayak ya da balta ama balta bu. Devam ettiğimde şu tarafta kime geliyorum? Bu adama geliyorum. Evet adama geliyorum. Şunların arasına bakalım. Burada ne varmış? Bu balta işaretinin arasında ne varmış? Bir şey var mı? Tamamen harita yapılmış. Buralardan bir yerden gireceğimizi, bir tilki deliği gibi bir yerden gireceğimizi söylüyor. Silke oyu gibi bir yerden gireceğimiz şeyler Küçücük bir yerden. Evet. Hani bunu da ilk defa gördüm. Yani şahsım adına söyleyeyim. Kirpi işaretini işaretçi sisteminde burada bak yapmış. İnanın bana. Ya defa bazen geldi karşıma çıktı benim. Bak burada da kadın da yapmış. Kirpi işaretini burada gördüm. Kirpi işaretinin olduğu yerde de giriş olur arkadaşlar kirpi işaretinin olduğu yerde. Bu da baston işareti. Resmen güzel bir çalışma bu. Giriş burada. Yani giriş şimdi bir şey söyleyeceğim yine olmayacak. Ne yap? Göstereyim madem ne yapayım? Gösterelim. Yapacak bir şey yok. Devenin ağzı mı diyorlardı? Bir şey diyorlardı ama. Devenin ağzı mı diyorlardı artık bilmiyorum ki. Ben nasıl söyleyeyim? böyle bir şey vardı değil mi? Kadın demiştik değil mi? Deve neydi? Mal varlığıyla gömülen asaletli kadın, mal varlığıyla gömülen prenses, mal varlığıyla gömülen aristokrat, mal varlığıyla gömülen, gömülen, gömülen. Tabi kralı da var, kraliçesi de var, şurada da buyu da var. Sileyim mi? Burada kanıtladık mı? Kalp neredeydi? Kalp hemen şurada bakın iskelet var. Tam ucunda iskelet var şurada. Bu da kalp. Burada da iskelet var. Ben yapamadım. Kalbin bu uçları ya da şu uçları ya da şuraları bir yerlerde bunun girişi olur değil mi? Burada yani kaçmaz ki bu artık. Yani gelip şurada buradan bakmakla orada olmak arasında çok fark vardır. Ya burada olmaz. Şu deliği göz olarak kabul edersin. Şunu göz olarak kabul eder. Karşıya bakarsın. Bir kaya vardır orasıdır. Yani en kötü ihtimal. Burada da bak ne güzel yapmış kalbi. Çok güzel yapmış. Ben yapamıyorum. Buyurun. Bak burada da bir kadın gibi bir şey var. Aşağı bakıyor adam diyoruz. Evet. Bir yaklaştırayım bakalım da ondan sonra bitirelim Allah'ın izniyle inşallah. Ders 2 de var burada. Ders 2 de var. Ders 2 de var. Bak ikisi, ikisi, de yapmış. Hani ben yakınlaştığım göstereyim de. Arkadaşlar bakın. Bakın küfür ediyorsunuz olmuyor. Bak bizim background'umu düşürüyorsunuz. Yani inanın şuraya gelip anlatasım gelmiyor artık. Şah, şahsi şahsiyetsizliğin bir anlamı yok. Küfür nedir ya? Bir erkeğin diline küfür yakışıyor mu arkadaş? Yapmayın lütfen ya. Ya oldu hiç kimseye bakamadım. Hiç kimseye bakamadım. Hiç kimseye cevap vermedim. Sırf bilgi programı yapıyorum. Sadece izlemekle yetinebilirsin. Örnek veriyorum. Herkese yetişemem. Ben yetişemedim diye her gün bana abi abi diyen şahıs bir ay, bir buçuk ay ya hiç yetişemedim bakamadım. Ya Küfür etmek zorunda mısın giderken? Terbiyesizliktir bu. Saygısızlıktır ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Göz adam ya da kadın devasa deve yapılmış. Göz. Göz. ve Burada püf noktalar var. Onları video içerisinde biz yayarak anlattık. Bizi takip eden kardeşlerimiz var. Takip ettiklerine mutlu olan, araştıran kardeşlerimiz de var. Bu kadar güzel yapılmıştı. Ne bileyim ben anlamıyorum yani. Göz. Görüyorsun. Yıldız formu. Bunları anlattım. Bakın arkadaşlar giriş vermiyorum ama girişi anlattık biz aslında. Biraz takiple girişi yakalarsınız. Şu, şu kirpi olayı. Biraz aklıma kirpi mi benzettim mi ben bilmiyorum. İlk defa gördüm heyecanlandım. Kadını da burada yapmış zaten. Bak kalp kadın burada. Saçlarıyla ben. Ya bu deva işi burada. Şurada bak. Yaklaştırayım. Ya bu deve işaretlerini anlattık. Zengin, kadın, ne bileyim aristokrat kadın, tüccar kadın gibi bunlar gömülürdü. Kendi mallarıyla gömülürdü işte. Mallarıyla da, da zinetten bağlı. Şöyle şu, şu, deveye bu formu yapan yani bu haritalama sistemini yapan kişinin zenginliğini bir düşünün. Yani bunun odasına girdiğinizde devlet izinli olarak tabi devlet eşliğinde tabi izinle e girdiğinizde bunun mücevherleri şuydu buyurdu falanıydı filanıydı arkadaşlar onlar kesin olarak yanında gömülüyor. Yani atını da gömen var, eşeğini de gömen var. Yani var da ama bu kişilerin zinet eşyasıyla gömülüyor. Kadınlar öyle oluyor genelde. Yani en azından 3-5 parça bile olsa düşünün yani ki bu 3-5 parçalı geçmiş daha yapmışlar, kafa yapmışlar. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Ondan çok küfürüyoruz. Ama biz yine çok seviyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bilgi paylaş sitesi olur. Bazen çok parlaktır. Bakmayı ve bilmeyi, görmeyi bilemeyen insanların gözlerini kamaştırır. Bizi tanıyamazsanız bize ne dost ne de düşman olabilirsiniz. Seviyorsunuz. Kalın sağlıcakla.